Keşke daha fazla kalabilsem. Ama biliyorsun yarın düğün var. Gidince beni ara. Arayacağım, merak etme. İlk fırsatta yine geleceğim. Söz. Hoşça kalın anne. Dikkat et kendine. Merak etme. Güle güle. Görüşürüz anne. İyi bak kendine. Hoş gelmişsin Elif. Hoş bulduk. Ne haber Mehmet? Sağ olasın, iyi. Merhaba. Hoş gelmişsin Mervecan. Merhaba. Nasılsın Mervecan? İyiyim, sağ ol. Hakkı Hakan selam yolladı. Kusura bakmasın dedi. Malum yarın adı gün var. Hazırlıklarla meşgul. Hiç önemli değil. Hadi. Buyur komutan. Çabuk ağanı çağır bana. Baş. Gene ne başçavuş? Kızını almaya geldik Reşo Ağa. Zeliha Hanım'ı. Ne? Beni mi? Evet, sizi. Sebep? Ali Üsteğmen'in birkaç sorusu olacak. Senin bu Üsteğmen fazla oldu başçavuş. Biz işimizi yapıyoruz Reşo Ağa. Benimle fazla uğraşmayın. Niye aradığınızı bilirim. Ama o aradığınız bende yoktur. Lütfen güçlük çıkarmayın. Üsteğmen soracağını sordu. Hepsine cevap verdim. Daha ne soracakmış bana? Buyurun, gidelim. Buyurun. Fidan. Hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk? Çok özlemişim, iyi. Canım. Nasıl geçti yolculuk? İyi. Nasıldı İstanbul? Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Zeyno Ana. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi. Hoş geldiniz çocuklar. Gel, bak ne göstereceğim sana. Ne göstereceğim? Gel, gel. Oğlum, hadi gel bakayım. Ay. Nasıl? Beğendin mi Elif abla? Senin kadar güzel değil ama. Çok güzelmiş İdalcığım. Elif ablam benim. Bunun için rüya gibi olacaksın. Seyit çok şanslı. Ha, unutuyordum. Senin. Harika bir yüzük abla. He? Beğendin mi? Sağ ol. Aldığım en güzel hediye. Şimdiden vereyim dedim. Yarın öyle herkesin ortasına takamam, utanırım. İdal abla, sen sakla bu gelinliği. Bakarsın ileride birine lazım olur. Biri fesatlandı mı yoksa bana mı öyle geldi? Ya ben fesat değilim anne. Kızım sana alasını yaparız, acelenme. Gel bakayım sen buraya, koca kazık, gel. Size geldiğimiz o gün, hani Ökkeş'in odasını aradık. Bize söylemediğiniz bir şey oldu mu? Anlamadım, ne gibi? Babanızın yanında söylemeye çekindiğiniz bir şey. Hayır, babam olsun olmasın fark etmez. Çekinecek bir şeyim yok benim. Bakın Zeliha Hanım, Ökkeş Kemal Bey'in öldürüldüğü gün cinayete yakın bir saatte olay mahallinde görüldü. Yanında bir kadın vardı. Kim olduğunu bilmediğimiz genç ve güzel bir kadın. Şu fotoğrafı çeken adam, ki sizinle uzak yakın ilgisi olmayan bir Alman turist bunu ifadesiyle doğruladı. Arkasından Ökkeş'in odasında eldiveniniz ve onunla çekilmiş olduğunuz bir fotoğraf çıktı. Siz ne dersiniz deyin.
Özellikle ait olduğunuz bir kültürde bir kadınla bir erkek arasında çekilmiş bir fotoğraf belli bir samimiyetin ölçüsüdür. Bütün bunların hepsi bir araya gelince tesadüfün sınırlarını biraz zorlar. Anladınız mı? Haklısınız Üsteğmen. Bütün bunlar beni tutuklamaya yeter. Hatta katil yapmaya bile. Öyle bir şey demedim. Ama ben diyeceğimi dedim. Ya tutuklayın ya bırakın. Niye? Aceleniz mi var? Hoş geldin Murat abi. Sağ ol Levent. Yolculuk nasıldı? İyi. Bir çay söylesene bana Levent. Hemen söylerim abi. Efendim? Celiş'i aldılar Murat. Baba? Celiş'i aldılar. Baba anlamadım. Kim aldı? Nereye? Jandarma aldı. Jandarma götürdü Celiş'i. Götürdü mü? Sen gittin. Celiş gitti. Herkes gitti. Kimse kalmadı. Baban zordadır oğul. Baban yalnızdır. Bir şeyler yap. Oğlum sen bir şeyler yap. Kemal'in cinayetiyle hiçbir ilgim yok. Cinayet günü Ökkeş'i gördünüz mü? Evet gördüm. Nerede? Atölyede. Ne atölyesi? Bizim dokuma atölyesi. Peki Ökkeş'te bir tuhaflık sezdiniz mi? Bilmem, biraz sinirli gibiydi. Sonra? Çekti gitti. Nereye? İşim var dedi, söylemedi. Hafıza probleminiz var mı Zeliha Hanım? Hayır. Emin misiniz? Niye sordunuz? Çelişkili ifade verenlere genellikle sorarım da. İlk ifadenizde şunları demişsiniz. Soru. Cinayet günü neredeydiniz? Çiftlikte atımla ilgilendim. Soru. Kim vardı yanınızda? Seyis. Bir ara veteriner geldi gitti. Sonra atımla dolaştım. Soru. Bütün gün atla mı ilgilendiniz? Yok. Sonra eve döndüm. Anlayacağınız dokuma atölyesinin lafı ifadenizde geçmiyor. Ökkeş'in de ifadesinde bu yok. Geçmiş gün. Unutmuş olabilirim. Ökkeş de mi unuttu atölyeye uğradığını? Ne bileyim ben. İki insan ayrı ayrı verdikleri ifadede aynı şeyi unutmazlar. Bu neyi gösterir ki? Ortada bir unutkanlık olmadığını. Daha açık söyleyecek olursak, yalan söylediğinizi. Hayır. Nasılsa Ökkeş ortada yok. Mezan altında. Hazır böyleyken bütün şüpheleri onun üstüne yıkmakta bir sakınca yok. Öyle değil mi Zeliha Hanım? Efer beni. Gurbet yer.